Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir önceki bölümde az çok şuradaki formülleri oturtturduk, mantığı anlattım. Şimdi görselimizi biraz arttıralım. Buraya gelelim. Diyelim ki buranın satır yüksekliği 25 olsun. Şunlar da buradan 1'den 50'ye kadar satır yüksekliği 20, 18 olsun. En azından göze güzel görünsün. Şura ortalansın. Bunlar isterse metni kaysın. Bura 12. Bunlar 12 olsa yeter. Üstün genişlikleri 12 olsa yeter. Şurada. Burada 12. Şurada 12. Şurası 6 olsa yeter. Şurası 5 5 ha, 6 6 verelim. Neyse şunun bu kadar büyük olmasının bir manası yok. 10 ver yeter. Şunu büyüt mesela, isimler uzun olur. 25 ver. Bu şekilde uygundur aşağı yukarı. Ne? Şu bölüm şöyle şöyle hep hatta hepsi yani ortalayalım. Şimdi şu bölümü böyle seçtim aşağı kadar. Sayısal metin çifhaneli rakam verdireceğim. Aynı şekilde şöyle seçtim. Şuraya getirdim. Şöyle uygulattım diye düşünüyorum. Uyguladım. Okey. Şimdi azıcık formül geliştirelim. Şuraya geldim. Tamam, o H7'den alıyor. Bu 8'in nereden geldiğini anlatacağız. Bunu zaten kendisi alıyor. 0,15 nereden geldiğini az çok belirtelim. Çünkü yarın bir gün 0,15 değişirse sizin tek yapmanız gereken şuradaki rakamı değiştirmek. Şuna 0,20 yapın, 20 olsun. 0,15 yapın, 15 olsun gibi. Aynı şekilde burada da şuraya doları koydum. Şu 0,0759'un nereden geldiği sabit olsun. Hop şuradan. Bu şekilde verdim. Bunu da zaten bundan çıkıyor. Şunu da şöyle ikisini bir seçtim. Şimdi mevzuya gelelim. Ne diyelim? Olay 1. Minimum min gün diyelim. Bir de buraya min gün olay 1 durum 1 ya da durum 1 evet. Min gün max gün 6 al durum 1 geldi ekran. Şimdi şuraya durum 1 minimum gün maksimum gün. Durum 1 mesela aynısını mı koymak istiyorsunuz? Bir altındayken Ctrl D tuşuna basarsanız aynısını getirir. Birkaç tane aynısını getirmek istiyorsanız kendisi ve birkaç aşağı inip Ctrl D yapmanız lazım. Neden böyle yaptım? Durum 2, durum 3. Ama şurayı silelim. Şuradaki boşluğu biraz arttıralım. O araya birkaç tane daha şey girecek. Şöyle yapalım. Böyle. Şimdi minimum gün 0 ve maksimum gün 180 mantığında şuradaki bölgeyi getireceğim. Ben kendime alayım. Size de rahatlıkla anlatayım. Şöyle özel yapıştırdım.
Seçtim, yan tarafa getirdim. Yan ekranımı aldım yani. Buraya geldim. Şimdi durum bir de. Benim işte çalışma sürem şu altta 2316 gün diyoruz ya mesela ya da 703 gün. Bu çalışma sürem 0 ile 180 arasında ise fark 2. 2 hafta yani. Durum 2. 180 ile 540 arasında ise şöyle 181 yapayım hatta. Bu sefer de 4 hafta. 541 ile 1080 arasında ise 6 hafta. 1080 bu arada 3 yıl yapıyor sanırım. 1080 ve üzeri ise şöyle yapayım hani üzeriymiş gibi. 8 hafta. Durum 3, durum 4. Şurayı da şöyle bir ortalayalım. Hakkı da buradan getirelim. Şimdi hak neredesin? Evet, geldim. If eğer bu değer küçüktür. Bundan ise sonuçta 180'den küçüktür. Hatta küçüktür eşit yani. Buraya geldim. Küçüktür. Eşit ise eğer doğruysa şuraya dolar 2 diyelim. Şu doların, şunun önüne dolar atalım. Eğer doğruysa bu. Yanlışsa yine şuraya bir dolar atalım. Alta geldim. İkinci bir eğer diyorum. Eğer dolar D10 küçüktür, eşittir. Dolar D3 yine noktalı virgül koydum. Yine alta geldim. Eğer dedim, üçüncü gruba geçtim artık. D10 şuraya geldim. Küçüktür. Eşit. Dola şey, D4'teki 1080'den küçükse artık E4 diyorum. Eğer o da değilse yani daha da büyükse E5 diyorum. Bu kadar. Ne bu ne yaptı? 8 gün getirdi. Şuradan aşağı çekelim. Hop 6 gün getirdi. Niye? Çünkü 703 şu bölgede. Doğal olarak 6 hafta hakkı var. Şimdi şurayı kapattım. Buradaki değerleri zaten verdik. Buraya geleyim. Bir daha ekleyeyim. Şu alanı seçeyim. İhbar tazminatı tablosu diyelim. Şuraya gelelim. Şuraya 50 diyelim. 50 dedik madem. Şuradan da şöyle yükseltelim. Ben bunu verdim. Şurayı da ayarladım. Buradan aşağıyı da sabitledim. Burada aşağıda da şimdi toplam koyacağım. Ama öncesinde şurayı da bir renklendireyim istiyorum. Şuraya geldim. Tümünü seçtim. Şuraya da geldim. Tümünü seçtim. Sonra ben yine buraya tekrar geldim. Tümünü alanı aldım. Şuradan aşağıya gittim. Dedim ki siz ortalanın. Şimdi benim burada girmek istediğim değer bölgesi şura. Burayı bir belirtelim. Yani inceltelim. Ne bileyim göze şey görünelim. Şu şekilde. Aynı şekilde diğer girmek istediğim değer tipi burada. Bunun dışındaki tüm değerler aslında bir formülle ithaf ediyor. Şimdi ben şuraya gelip sayfayı tüm sayfayı hücre biçimlendirmeden korumaya geldim. Gizle ve kilitledim. Sonra dedim ki şuraya gel. Tekrar. Bu alanı seç. Sonra gel. Kontrol tuşuna basıyorum. Buradan tekrar ikinci bölgeyi seçiyorum. Sağ tıkladım. Hücre biçimlendirmeye geldim. Kilidi kaldır dedim. Bir tek buraya değer girerek geri kalanını hesaplatacağım. Mantığım bu. Şuradan aşağıya da şöyle 50'ye kadar yapalım. Fonksiyonladım. İstediği kadar gelsin. Aşağısı boş. Burada bir hata var. Şimdi buluruz. Ne diyor? D12 eksi E12 bölü 360. Hatası şu.
Bura nasıl 6 olacak ki 703 günden? Yanlış yeri almış çünkü. Bakayım. Burada niye yukarıya almış? D11'i. Buraya bakıyorum. Buraya geldiğinde ha, doların D'sini yanlış yere koymuş. Yani doları D'ye koyacağım. Gitmişim E'ye koymuşum. Bu kadar. Mantık bu. E şurada hop yaptığımda düzeldi. Şuradan aşağı yine ben tümüne vereyim. Böyle formül sağ tıkla formülü yapıştır. Şuradan sonrasında aynı şekilde şöyle getireyim. Şuraya geldim. Sağ tıkla formülü yapıştır. Ha bak buraya şey dememişiz. Eğer C11 ABC 11. Eğer C11 11'in dolarını kaldır. Eşittir. Boşsa boş. Değilse zaten bu. Bunu da verdim. Şuradan aşağı getirdim. Aynı şekilde bunu yerine yerleştiriyorum. Bakın hepsi boşaldı. Şimdi benim burada yapmam gereken buradaki alanları kare almak, sonra içini doldurmak. Şuraya geldim. Hop. Şurada bir 10 dedim. İşte şuraya kadarını seçtim. Bunu genelde kendim için yapıyorum. Özel bir sebebi yok. Şuraya da geldim. 35 dedim. Tekrar yukarı gittim. Nereden ne geldiğini görmek istiyorum. Bu 11. satıra seçip görünüme gelip bölmeleri doldur dediğimde buradan aşağıya otomatikman kilitliyorum. Oralar sabit kalıyor kısacası. Şuraya kadar geldim. Baktım burada hiçbir şey yok. Hatta nereye kadar hiçbir şey yok? Şuraya kadar. Şuraya kadar hiçbir şey yok. Dedim. Toplam. Doğru seçtim. Formülleri yapıştır dedim. Şunu seçtim. Şöyle getirdim. Büyük dedim. 12 yap dedim. İçini çiz sonra dışını çiz dedim. Yine şöyle bir uyarayım. Sonra geldim. Şu alana sağ tıkladım. Yüzey biçimlendirdim. Sayı dedim. Sayı dedim. 2 dedim. Hop. Bunu da verdim. Şu kenara bastım. Ben şu an sayfama bakıyorum. Sayfa dedim. Genişlik full olacak. Nasıl olacak dedim. Bunu da buradan seç dedim. Aşağı doğru genişliği full dedim. Bu şekilde bir çizelge oldu. Ha, bunu büyütmemek size kalmış. Mesela şuraları. Bura kaç? Mesela 17-25. 17-25 çok düşük bence. Şuraya gelip satır yüksekliği 20 deseniz bir tık daha büyür. Gerekirse 22 yapın. Bir tık daha büyütün. Yani şu şekilde. 22. Hop büyüdü. Bu şekilde. Geldiniz sonra. Halil diye biri. Kaçında girdi bu? 01.01.2016'da girdi. Bakın gerisi geldi. Ben diyelim ki 13 gün alıyorum. Son ay bürütüm. Geldi bana dedi ki haftalık bu aylık bu o bu en son bana net kıdemi söyledi 20 bin. Şirkete maliyeti 24 bin bana kazanç 20 bin. Mantık bu. Şuraya da gelelim. Şunu da şöyle çizelim. Bu kısmı da böyle hallettiğimi düşünüyorum. İhbar tazminatı da bu şekildeydi. Konu olarak basit, düşünce olarak basit. Şuradaki kurallamalar ve şu iki değeri bildiğiniz sürece her türlü yaparsınız. İyi seyirler.